Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine İslam hukukundan, İslam hukukunun temel özellikleriyle kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz ve diyoruz ki İslam hukuku ilahi iradaya dayalıdır. Yani kaynağını kısacası Allah'tan ve peygamberimizin emirlerinden alır. Kısacası kitap ve sünnette belirlidir. Kişinin hangi ceza alacağı veyahut hangi davranışı işlediğinde ne ceza verileceği sabittir. Yaptırımın ikili karakterde olması Kişi bu dünyada bir davranış yaptığı zaman, bir fiil yaptığı zaman hem bu dünyada hem de ahirette cezalandırılacak. İki durumda da mesuldür arkadaşlar. Ancak İslam hukukunun dışındaki diğer medeni hukuklarda kişi bu dünyada bir ceza almışsa artık ahireti düşünmüyor. Ancak biz fıkıhta İslam hukukunda diyoruz ki kişi bu dünyada bir ceza alsa dahi ahirete tekrar sorguya çekilecek ve Allah hesabını soracaktır diyoruz. Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkür etmesi bu kavram çok çok önemli. Özellikle diyorlar ki İslam hukuku devletsel bir yasama yetkisine dayanmadığı gibi örf adet hukuku biçiminde de teşekkür etmeyip kişisel iştahat yöntemiyle geliştirilmiştir. O açıdan diyorlar ki İslam hukukuna fakihlerin hukuku ve diyoruz ki bunun için bakın bu tanım size çok çok önemli. Diyorlar ki İslam hukuku İslam hukuku devletsel bir yetkiye dayanmadığı gibi aynı zamanda Örf, adet hukuku biçiminde de teşekkül etmeyip teşekkül etmeyip kişisel içtihat yöntemiyle geliştirilmiştir. Kişisel içtihat yöntemiyle geliştirilmiştir geliştirilmiştir dedik arkadaşlar. Ve ondan dolayı da demişler ki bu İslam hukuku yani bir yasama hukuku olmaktan ziyade bir fakihlerin hukukudur denmiştir. Kısacası biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Fakihlerin hukuku. Aslında bu kavramı şöyle söyleyelim. Doktrin demek arkadaşlar kişinin düşüncesinde oluşup ancak henüz yazılı dökümana dönüştürülmemiş haline biz doktrin diyoruz. Yani kısacası düşüncede olup ve henüz yasama durumuna geçmeyen düşüncelerdir kısacası doktrin. Aslında diyorlar ki İslam hukukçuları yani fakihlerin vermiş olduğu kararlar yine ilimsel yani bilimseldir diyorlar. Bir karar verecekleri zaman çoğunluğun görüşüne göre ne yapmışlar? Kararlar vermişler. Yani kendi bireysel, kendi kanaatinden ziyade yine ortak bir görüş ve genel görüş ne ise o doğrultuda kararlar vermişler. Yani kısacası almış olduğu kararlar bilimseldir. Çünkü genel kanı, genel görüş ne ise o doğrultuda kararlar vermişler. Ondan dolayı da diyoruz ki iştahat yapılırken bilimsel faaliyetler ön planda tutulmuştur. Ve bilimsel doktrin niteliğinde teşekkür etmiştir. Yani 19. yüzyıla kadar İslam hukuku arkadaşlar genellikle fakihlerin görüşleri doğrultusunda kararlar veriliyordu. O açıdan bölge bölge ve devlet devlet az çok da farklılık gösterebiliyorlardı. Ondan dolayı ortak bir hukuk sistemi yoktu. Bu yönüyle bizim için önemli. Bir diğer de arkadaşlar meseleci yöntemle oluşturulmuştur. Ve diyoruz ki İslam hukukçularının kendilerine gelen herhangi bir problemi tek tek ele alıp o konuyla ilgili yani her birinin hükmünü özel olarak tek tek açıklamalardır. Kısacası İslam hukukçularının kendilerine gelen kendilerine gelen herhangi bir problemi herhangi bir problemi problemi tek tek ele alarak her birinin hükmünü her bir her birinin hükmünü özel olarak açıklamalarıdır. Özel olarak açıklamalarıdır arkadaşlar. Size bu tanımı verecek ve hangi yöntem olduğunu isteyecek. Ve diyecek ki İslam hukukçularının kendilerine gelen herhangi bir problemi tek tek ele alıp her birinin hükmünü özel olarak açıklamalarıdır, karar vermeleridir. Yani kısacası genel kararlar vermiyorlar arkadaşlar. Bir problem mi oluştu? O kişinin özel durumunu dikkate alarak ona has bir sonuç ortaya koyuyorlar ve bu da İslam hukukunun diğer hukuklara göre bir üstünlüğüdür. Yani her problem aynı sonucu her zaman vermiyor. Çünkü diğer Roma hukukuna baktığınız zaman veya diğer farklı hukuk sistemine baktığınız zaman genel külli kaideler ortaya konulur. İşte burada genel külli kaideden ziyade özel kaideler var. Mutlaka tanımın içerisine bakın. Özel ve tek tek yani kısacası içerisinde genel külli kaideler olursa biz ona mücerret yani soyut yöntem diyoruz. Ancak burada ne vardır? Özel bir durum vardır. Özel bir olay olmuş, özel bir durum yaşanmış ve ona özel sonuçlar ortaya konuluyor. Ona özel kararlar veriliyor. Demek ki İslam hukuk sistemi daha sonra genel külli kaideler ortaya koyulmuş. İlk önceleri böyle her zaman bir özel olay yaşanırdı ve o duruma özgü özel kararlar verilirdi. Bu da meseleci yöntem. Yani kısacası mesele, olay yaşanacak. Kaza kısacası yaşanmış ve ortaya konmuş bir durumdur arkadaşlar. Ee, hani kader ve kaza konusunda geçer ya. Kaza bir olayın gerçekleşmesi. Mesele, olay gerçekleşiyor ve gerçekleştikten sonra o olaya özgü davranış veyahut sonuç veriliyor, karar veriliyor arkadaşlar. Bu bizim için önemli ve buna da diyoruz ki soru olarak beklenmektedir arkadaşlar. Soru olarak bekleniyor. Bugün yarın gelmesi yakındır arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğeri İslam hukukunun temel özelliklerine Temel ilkelerine baktığımız zaman diyoruz ki mükellefiyete kolaylık ön plandadır. Çünkü Allah ne yapmıştır? Biz mükellefiyetlere bazı kolaylıkları da göz önüne almıştır. Örneğin Ramazan ayında adam yolculuk yapıyorsa arkadaşlar İsterse orucunu başka zaman tutabilir. Aynı zamanda diyoruz ki bunları yazalım. Ramazandaki seferilik durumu buna bir örnektir arkadaşlar. Aynı zamanda diyoruz ki adam gençler hacca gidecek. Zengindir ancak sağlığı elverişli değil. Ve yerine başkasını vekil gönderebilir. Hacca vekil gönderebilir. Adam gençler Namaz kılacak şu anda su olmadığı için yerine teyemmüm yapabilir. Kısacası teyemmüm diyoruz. Aynı zamanda gençler diyoruz ki hava çok soğuk ve abdest alması gerekir. Mest üzerine mes yapabilir. Kısacası mest bir kolaylıktır. Aynı zamanda adam gençler yaşlıdır ve namazını ayakta kılmaya güç yetiremiyor ve oturarak kılabilir gençler. Demek ki kişinin hastalandığında oturarak namazını kırması aynı zamanda bir uzuvunda aynı zamanda bir organında bir yara varsa o yaranın zarar görmemesi için mes yapabilir arkadaşlar. Kısacası o yaraya su dokundurmayabilir. Ve diyoruz ki helallerde genişlik. Allah bu kainatı insanoğlunun emrine vermiştir gençler. Ve nimetler hemen hemen sınırsızdır. Ve Kur'an'da ve hadislerde yasak olduğuna dair bir delil yoksa o eşyadan istifade edebiliriz o nimetlerden istifade edebiliriz yani kısacası helallerde genişlik vardır. Allah bunların adlarını Kur'an'a hepsini almış olsaydı belki de hemen hemen ciltler dolusu bir Kur'an olacaktı ve her şeyi Allah Kur'an'a dahil etmemiştir. Sadece belirli örnekleri vermiştir. Ancak haramlarda sınırlılık esastır. Bakara Suresi'nin 173. ayetine baktığımız zaman ve orada der ki Öncelikle ölü eti, kısacası leş, hayvan leşlerini kastediyor. Aynı zamanda kanı, aynı zamanda domuz etini, aynı zamanda Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı gibi şeyleri haram kıldı. Aşağıda verilmiş olanlardan hangisi Kur'an'da haram olduğu belirtilen nimetlerden bir tanesi değildir diye soru geldiğinde bakın. Bakara suresinin 173. ayetiyle ne yapılmış? Ölü eti haram, kan içmek haram, domuz eti yemek haram ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan tüm hayvanlar örneğin putlara kesilmiştir. Onu alıp yemek haramdır gençler. Bu şekilde belirtilmiş. İşte haramlar Kur'an'da belirtilmiştir ve sayılarda sınırlıdır arkadaşlar. Ancak bunun dışında peygamberimizin hadislerinde belirtmiş olduğu haramlar da vardır. Örneğin eşek etinin yenilmesi Kur'an'da geçmez ancak hadislerde vardır arkadaşlar. Hükümlerde tedricilik diyoruz ve bazı hükümler zamana bırakılmıştır. Örneğin namaz iki vakit iken Mekke döneminin sonlarında Miraç'ta beş vakite çıkartılmıştır. Kısacası namazın iki vakitten Beş vakite çıkartılması tedricilikle ilgilidir. Bunun yanında bakıyoruz ki Mekke döneminde oruç zekat yok iken Medine döneminde hicretin ikinci yılında oruç ve zekat farz kılınmıştır. Bu gibi durumlar tedricilikle alakalı tedricilik demek aşama aşama zaman zaman ve her şey zamana bırakılmış. Bunun yanında Mekke döneminde aşırı içki tüketilirken o davranışın, o alışkanlığın kolay vazgeçilemeyeceğinden dolayı Medine'de Hicret'in 5. yılında kaldırılmıştır. Kısacası içkinin kaldırılması 3 aşamada gerçekleşmiştir. Bu da tedricilik ile alakalıdır. Kamu yararının gözetilmesi esastır. İslam dini bireyden ziyade topluma önem vermiştir ve kamuda bir hastane mi yapılacak, bir cami, bir yol, köprü mü yapılacak? O kişinin arsasını alırlar, kamulaştırırlar ve toplumun hizmetine sunarlar. Aynı zamanda bu ön plandadır ve bir yerde bir fabrika mı açılacak? topluma zarar verecekse o fabrikanın açılmasına izin verilmemektedir. Kısacası toplumun yararı, kamu yararının gözetilmesi esastır. Bunun yanında bir de adaletin gerçekleştirilmesi de esastır ve Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Allah sürekli adaleti ön plana çıkarıyor. Bir aranızda diyor bir sözleşme yaptığınız zaman adalete dikkat ediniz. Birbirlerine diyor konuştuğunuzda, birbirinizle diyor ilişkilerinizde adaleti ön plana alınız diyor. Özellikle Nahl suresinin 90. ayetinde "İnne Allaha ya'muru bil adli ve ihsani ve itai'i'd-kurbe ve yanha'u'n-fahşae ve'l-munkari ve'l-ba" la'allekum diyor. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı Emreder, hayasızlığı, haddi aşmayı ve çirkefliyse yasak eder diyor. Allah adaleti emreder diyor. Kısacası ayetlerin çoğuna bakın adalet adalet der ve insan oğlunun huzurlu yaşaması için hukuk sisteminin adalete önem vermesi gerekir. Bu da önemli ve İslam hukukunun temel altı ilkesini yazdık. Size nasıl bir soru gelir? Der ki aşağıdaki verilmiş olan ilkelerden hangisi İslam hukukunun ilkeleriyle çelişmemektedir? Veyahut ilkelerinden bir tanesi değildir diyebilir. Ve veyahut bir paragraf verir hangisine girdiğini sizden isteyecektir. Ve hemen diyoruz ki İslam hukukunun genel prensipleri nelerdir? Bunlardan bahsedecek arkadaşlar. İslam hukukunun genel prensipleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz ve diyoruz ki bu 5 genel kaide Mecelle'de geçmektedir ve sizler de bu konularla yine sorulmuşsunuz arkadaşlar bilmemiz lazım. Yani kelime olarak, anlam olarak bunları bileceğiz çünkü ÖSYM size bir metin, bir paragraf üste verecek ve hangi kaideyi ilgilendirdiğini soracaktır arkadaşlar. O açıdan diyoruz ki bir işten maksat ne ise Hüküm ona göredir. Mecelleyi açıyorsunuz. Böyle bir kayda ne olduğunu maddeler halinde görüyorsunuz. Ve bu maddeler içerisinde özellikle diyor ki ukutta itibar makasıt ve meaniyedir diyor. Ukutta itibar makasıt ve meaniyedir. Elfaz ve mebaniye değildir diyor. Kişilerin yani şahısların yapmış oldukları diyor. Sözlerinde, fiillerinde, irade diyor, beyanlarında diyor. O hükmün belirlenmesinde diyor. Öncelikle niyet önemlidir. Amaçlar önemlidir kısacası ve diyor ki bakın akitlerde itibar yani geçerlilik amaç ve niyettir diyor. Lafızlar yani cümleler ve açıklamalar değildir diyor. Mebaniye beyan etmek açıklamalar değildir. Elfaz lafızlar yani bazen ne yapıyoruz arkadaşlar beyanımızı ifade etmek için çok güzel cümleler kuruyoruz, oluşturuyoruz. Aslolan bu değildir. Diyor ki kişi o işi, o davranışı hangi niyetle yapmışsa onu da göz önünde bulundurunuz diyor. Bunu nerede söylüyor arkadaşlar? Mecellede böyle bir madde var arkadaşlar. Üçüncü maddesinde söylüyor bakın. Ukutta itibar makasıt ve meaniyedir diyor. Elfaz ve mebaniye değildir. Yani akitlerde diyor olan diyor kişinin amaç ve niyetidir diyor. Onun lafız ve beyanı değildir, açıklaması değildir diyor. Bu madde de bizim için önemli ve aynı zamanda diyoruz ki şek ile yakin zahil olmaz. Yani aslında diyor ki mevcut bir durum var diyor. Az olan bir durum vardır diyor ve daha sonra şartların ve ortamın değişmesiyle sonradan ortaya çıkmış olan bir durum o önceki durumu ortadan kaldırmaz. Kısacası diyoruz ki mevcut bir durumun daha sonra ortaya çıkmış olan başka sebeplerle önceki durumu ortadan kaldırmaz. Tabi başka sebeplerle deyince özellikle şüphe ve tereddüt konularında aslında şunu söylemek istiyorum. Beraat-ı zimmet asıldır diyor. Mecellede madde 8 geçiyor. Diyor ki kişi kişi bir borç ile itham ediliyorsa o kişinin borcu diyor delillendirilmediği ispatlanamadığı müddetçe o kişi borçsuzdur diyor. Kısacası bakın o kişiyi biz borçlama mı itham ediyoruz? Bir kişi için bir ortamda bir şahıs diyor ki bu kişinin bana borcu yoktur diyor. Ancak bir hafta sonra o kişinin kendisine borçlu olduğunu söylüyorum ortamlarda. O kişi ne yapacak? Onun borçlu olduğunu ispatlandırması, delillendirmesi gerekir. Aksi halde mahkeme diyecek ki bunun borcu yoktur. Çünkü daha önce ortamda öyle konuşmuştu. İnsanlar da duymuşlardı borcu olmadığına dair. Ancak bir hafta geçtikten sonra o kişinin borcu olduğunu iddia ediyor. Ve bu defa ne yapacak? O kişinin borçlu olduğuna dair çeşitli belgeleri, kanıtları getirecek ki mahkeme borçlu olduğunu söylesin. Ama bunlar gelmezse o kişi borçsuzdur denmiştir. Ve diyorlar ki sıfatı arızada asıl olan Adem'dir diyor. Bu cümleyi bakın size verecek ÖSYM. E. Aslan ne demek istiyor biliyor musunuz? Bakın şek ile yakin zahir olmaz. Yani sonradan ortaya çıkan bir durum önceki durumu ortadan kaldırmaz. Aslında mevcut olan bir durum demek yakin. Şek ise şüphe ve tereddüt. Yani sonradan ortaya çıkmış olan bir durum öncekini zahir etmez. Yani ortadan kaldırmaz demek kısacası. Diyorlar ki sıfat-ı arızada az olan Adem'dir. Bir satıcı bir ürün satıyor ve daha sonra müşteri alıp evine gittikten sonra arızalı çıkıyor. Tekrar markete gelip onu iade etmek istiyor ve satıcı diyor ki aslında diyor benim sattığım ürünlerde diyor problem yok diyor. Ben satarken sana sağlam sattım diyor ve müşteri de diyor ki hayır diyor bu önceden böyleydi ve bunlar davalık olmuşlar, mahkemeye düşmüşler. Mahkemede diyor ki bir arıza diyor. Normalde satılan mallarda arıza olmaması lazım ama bazen binde bir çıkabiliyor ve ne yapmıştır? Diyor ki her ne kadar arızalı da olsa biz o malı arızalı değil diye sana satmışız diyor. Ve o market sahibinin lehine karar vermektedir kısacası. Diyorlar ki her ne kadar bir malda arıza da çıkmış olsa dahi sonradan ortaya çıkmıştır. Önceden ortaya çıkmamıştır diyor. Sıfatı arızada yani bir malın arızalı olmasında diyor asıl olan diyor önceki halidir. Yani arızalık durumu değil de sanki sağlam olarak satılmıştır. Adem olarak satılmıştır. Bunu demeye çalışıyor. Bunları da bilmemiz lazım. Ve diyorlar ki meşakkat tesiri celb eder. Yani bir zahmet, bir zorluk var ise diyor onu kolaylaştırınız diyor. Tesir kolaylaştırmaya dönüştürünüz diyor. Yine mecellede bir madde var diyor ki bir iş dik olmuşsa diyor onu müttesi kılınız diyor. Yani o işi bir iş zorlaşmışsa o işi kolaylaştırınız diyor. Ve toplumda özellikle ne yapılıyor? Bazen adam çalışmak için gidip de yazın ortasında, sıcağın ortasında çalışmak zorunda. O sıcağı ne yapınız diyor? Ona güzel ortamlara dönüştürünüz diyor. Ve o işçinin diyor sıcakta çalışmaması için ya akşamları veyahut daha erken gelip daha erken işini bitirmesi için kolaylıklar sağlayınız diyor. Yani bir insanı diyor zorluk üzerine zorlukla yaşatmayınız ve böyle bir genel kaidemiz var. Bir diğeri diyorlar ki zarar ve mukabil bir zarar yoktur. Yani kişi bize bir zarar vermişse biz de ona aynı zarar ile karşılık vermeyiniz diyor. Bunu mahkeme kararlarında var mecellede ve kişiyi ne yapacağız? Bir davranış sergilemişse artık cezası neyse onu çekmek zorunda. Yani biz de gidip aynı yapmış olduğu davranışı karşılık vermeyeceğiz arkadaşlar. Bir de adet muhakemdir. Diyorlar ki toplumda bazen her şeyin karşılığı yoktur. Hukukta bazı davranışların karşılığı da yoktur. Alması gereken cezalar da bazen olmayabilir. Ancak toplumda teamül ne ise nasıl uygulanıyorsa ona bakınız diyor. Mesela diyorlar ki bir kişi kendi çocuğunu götürüp de berbere teslim ediyor kuaföre ve daha sonra evine geliyor. Ancak bir ay geçiyor ve o berber sahibi, o kuaförcü ne yapıyor arkadaşlar? O çırağa herhangi bir ücret ödemiyor. Ve kuaför de zannediyor ki velisi kendisine yine ücret ödeyecek. Böyle her iki taraf da kendilerini alacaklı zannediyorlar. Sonra mahkemelere düşüyorlar ve o toplumda artık diğer kuaförler çırağa bir ücret ödüyorlar mı, ödemiyorlar mı? Bu defa teamüle, uygulamaya bakıyorlar. Yani ödeniyorsa Diyorlar ki adet muhakemdir. Yani toplumdaki örfler, adetler kişiye, kanunlara hakemlik yapacak diyor. Ve ödeniyorsa artık kuaför olan o kişi çırağa ücret ödemesi gerekiyorsa o öder. Veyahut veri kendisine ücretli bir meslek edinmesini için çocuğu yanına vermişse ve toplumda herkes de o çırağın velisinden ücret alıyorsa o veli de o ücreti ödemesi gerekir. Kısacası böyle örf ve adetler de toplumda hukuk sistemine ne yapmıştır? Örnek olmuştur. Kısacası uygulamaya bakılır. Ve hemen diyoruz ki hukukun kaynakları nelerdir? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar.